Manşete hoş geldiniz. Rejimin yeni oyun planını konuşacağız bugün. Elbette manşetin radarına takılan farklı konular da var. Gene bu yeni rejimin yeni oyun planını besleyen. Peki neden yeni kelimesini tırnak içine aldım? Esasen hiçbir şey yeni değil. Esasen hiçbir şey yeniden keşfediliyor değil. Dikkatli bakan, anlamaya çalışan gözler için e, rejimin oyun planında geriye doğru 10 yıla bile baksanız çok fazla bir farklılık olmadığını. Neyin amaçlandığını anayasa tartışmalarıyla, seçim tartışmalarıyla, seçim sistemi tartışmalarıyla, beka tartışmalarıyla, iç politika ve dış politikada bir takım güvenlik tartışmalarıyla vesaire. Esasen yeni hiçbir şey yok. Ama e, ortaya atılan konular, ısıtılan konular, gündeme getirilen konuların peşine düşülüyor ve bunlar üzerinde günlerce konuşuluyor, tartışılıyor. Hiçbir zaman bu konuların peşine düşmeye, peşinden gitmeye ve o konuların amaçladığı gündem değiştirme operasyonlarına ne bel bağladık ne de bunun bir aracı olduk. Sadece bu konuda kamuoyunu aydınlatma görevini yerine getiriyoruz. Ahmet Davutoğlu konuşmuş. Ondan önce bir iki konu var ki dikkatinizi çekeceğim. T24'ten okuyayım. Fox TV'ye konuşmuş. T24, dört bakanın Yüce Divan kararını açıklamasını beklerken Cumhurbaşkanımızdan farklı bir talimat gittiğini öğrendim diyerek olayı göğe Erdoğan'a yıkıyor Davutoğlu ki kendisi yani dönemin Dışişleri Bakanı ardından da Başbakanı. Yani 2013-17 Aralık sürecinde Ahmet Davutoğlu kabinede hemen ardından gidilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından da AKP Genel Başkanı ve Başbakan. Yani bu dört bakanın Yüce Divan sürecinde, oylama sürecinde vesairede esasen yürütmenin başı. Mevcut anayasa, o günkü anayasa yürütmenin başı başbakandır, bakanlar kuruludur diyor idi. Ve bu bakanların bir anlamda başbakanı da Ahmet Davutoğlu'ydu. Her ne kadar önceki kabine revizyonunda bunlar bakanlıktan el çektirilse bile. Fox TV'ye konuşmuş ve 17-25 Aralık operasyonu ezber seçilmiş hükümete darbe teşebbüsüdür diyor. Ve daha sonra da tabii bir takım iddiaları falan dile getiriyor. Yani eğer iddialar uydurmaysa, eğer iddialar üretilmiş değilse sizin bunu ortaya koyup böyle bir şey yoktu zaten. Dolayısıyla bir üretilmiş dosyayla hükümetimize komplo kuruldu falan deyip geçmeniz gerekirdi. Fakat öyle olmadığını kendi ifadelerinde de zaten görüyorsunuz. Hatta böyle kaçamak laflar var. Ara başlıkları okuyorum sadece. Her zaman yolsuzluklarla ilgili bir dosya varsa sonuna kadar gidilmeli dedim. Bak sen. Kapalı kapılar ardında filan konuşmadım. Bak sen. Yani. Evet Şimdi Yüce Divan formülüne geldiğimizde orada Zafer Çağlayan'ın ki kendisinin son derece rahatsız, kendisine sahip çıkılmadığı ve böyle hani Yüce Divan soruşturma falan süreçlerinde de ortalığı velveleye veren bir bakan. Diğerleri için de aynı şey geçerli. Egemen Bağış mesela Beyhan Bağış'ın böyle bir çıkışı olmuştu. Bildiklerimizi açıklarsak mealinde Egemen Bağış'ın eşi. Şimdi sonrasında da zaten Egemen Bağış hep bir yerlerde tutuldu. Danışman olarak vesaire olarak en sonunda Praga elçi yapıldı. Evet. Ahmet Davutoğlu burada enteresan şeyler söylüyor. Diyor ki Zarap meselesi Türkiye mahkemelerinde görülmeli diye söyledim hep. Bir bakan arkadaş söz aldı hep kendilerini savundular. Bu konular madem böyle konuşulursa birçok başka isimler de buraya devreye girer gibi üstü örtülü tehdit. Yani diyor ki Zafer Çağlayan ve diğer bakanlar yani siz açmayın bu konuyu açarsanız en başta Başbakan Erdoğan olmak üzere pek çok kişinin başı ağrır, canı sıkılır ve biz eğer Yüce Divan'a falan da gidersek onları da beraber peşimizden sürükleriz. Ortaya çok şey saçılır anlamına gelen bir sözdü diyor. Yani dedim ya eğer üretilmiş bir delil iddiası, bir dosya iddiası falan söz konusuysa bunun üretilmiş olduğunu, böyle bir şeyin olmadığını, bakanların yolsuzluk yapmadığını, rüşvet almadığını, Reza Zarrab isimli birinin de hayırsever bir iş adamı olduğunu altına çizer geçersiniz. Peki ortaya çok şey saçılır ne? Evet. Dökülecek olan her şey dökülsün söyleyen Zafer Bey diyor. Yani Zafer Çağlayan. Konunun akışı içinde. Evet. 17 Aralık günü arkadaşlarımın hepsini aramıştım. Geçmiş olsun dedim. Sizlerin buraya gitmeniz ve aklanmanız zaten deliller gayrimeşru yollarla toplandığı için hukuken yok sayılabilecek durumdaydı. Kendisi göya böyle söylüyor ama öbür tarafta Zafer Çağlayan'ın tehdidini de yukarıda not düşüyor. Benzer bir durum elbette Egemen Bağış, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar için de geçerli. Erdoğan Bayraktar zaten baştan beri konuşuyor. Esasen Erdoğan Bayraktar'ın son Altan Sancar'a yaptığı açıklamalar yeni değil. NTV yayına bağlayıp istifasını açıkladığı o kısa konuşmada, arabasını İstanbul'dan Ankara'ya gelirken e, yolun sağına veya bir herhangi bir yerde park yerine çektirip yaptığı o konuşmada hem de iki kere tekrar ettiği o konuşmada yazılı yazmış bir yere oradan okuyor yani ezbere de değil, irticalen de değil, planlanmış, tasarlanmış bir konuşma. Dosyada diyor ne varsa diyor, hepsi başbakanın bilgisi ve izni ve onayıyla olmuştur ve eğer bu konuda bir şey yapılacak varsa Başbakan da istifa etmelidir diyor. Yani dosyayı doğruluyor. Ardından da niye ben gidiyorum sadece diyor. Ben her şeyi Başbakanın talimatıyla yaptım. Asıl o gitmesi lazım. O gün de doğrulamıştı dosyayı. 8 sene sonra da doğruladı. Evet. Her ne hal ise o gün Erdoğan'ın olaya nasıl müdahil olduğunu dönemin tanıkları Selçuk Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na ve diğerlerine kadar anlatıyorlar. Durum budur yani. 17 Aralık konusunda 17 Aralık konusu tıpkı 15 Temmuz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi daha doğrusu Türkiye'nin geriye doğru kısa dönem tarihi yazılırken bakılacak bir konudur. 17 Aralık mühim kırılmadır. İktidarın bir takım güçlerle ortaklık yaparak kendi hakkındaki bu sıkıntılı dosyalardan kurtulma operasyonudur ve 15 Temmuz'da işte 17 Aralık'ın bir anlamda sonucudur. Erdoğan'ın işbirliği yaptığı çevreler Türkiye rejimini kendilerince bir daha geri dönüşü olmayacak biçimde değiştirmişler ve gereken tasfiyeyi, cemaatçi tasfiyesi adı altında tırnak içinde gereken tasfiyeyi yapmışlar. Kendilerine göre adeta dikensiz bir gül bahçesi ortaya çıkarmışlardır. Esasen ortaya çıkan bir çöplük görüyorsunuz yani. Bürokrasisiyle, medyasıyla ve e, siyaset dünyasıyla iş dünyası itibariyle de nasıl bir çöplükle Türkiye'nin karşı karşıya olduğunu görüyorsunuz. Evet. Şimdi dönelim e, siyasi konulara. Cumhuriyet'in manşeti bugün Akşener'le görüşüyoruz, İttifakta bir e, sorun yok. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen e, çıkmıştı. İttifakta çatlak tartışmaları var. O da şu, İşte Kemal Kılıçdaroğlu son yüklediği videoda e, diyor ki e, işte efendim şunu vaat ediyor, bunu vaat ediyor. Gençlere ÖTV ile ilgili vaatleri var, başka vaatleri de var. İyi Partiden de bir böyle bir vozurdama oluyor. Yani sen niye diyor çıkıp şey yapıyorsun? Kendi adına vaatte bulunuyorsunuz. Biz ittifaksak ve diyor bu ittifak diyor birlikte diyor vaatlerde bulunmalı falan. Öncelikle şunun altını çizelim. Türkiye'de gerçekten çok ucube bir sistem var. Çünkü bahsedilen ittifak meselesi seçim ittifakı ve ittifak dediğiniz konu ittifak kelimesi de yanlış esasen. Yani seçim işbirliği demek lazım. Sadece seçimlerle sınırlı bir iç işbirliği. Siz seçimden önce bir işbirliği, bir anlaşma yapıyorsunuz. Esasen muhalefet son derece mantıklı ve o günkü koşullarda harika hareketlerle iktidarın bir takım stratejilerini boşa çıkardı. Mesela bunlardan biri neydi? İyi Partiyi seçime sokmama stratejisiydi. Tak diye CHP'den 15 belki biraz daha üzerinde milletvekili istifa etti. İyi partiye grup kurduruldu ve İyi parti grup kurarak işte seçime girme hakkı kazandı. Yüksek Seçim Kurulu her türlü numarayı çekebilirdi çünkü. Mesela bu muazzam bir hamleydi. Muazzam bir manevraydı. Yani o güne kadar pek düşünülmemiş akla gelmeyen bir şeydi. Yani demek ki muhalefet isterse bir takım şeyler yapabiliyor. Ve sıkıştığında veya bir çözüm üretmek için ciddi bir manevra kabiliyeti var. Ve yasalardan kaynaklanan hakları bir takım hülleyle şunla bunla kullanabiliyor. Mühim bir hamleydi yani. Bunun altını çizelim. Ancak seçim işbirliği, ittifak yasası diyelim hadi bilinen itibariyle Millet ittifakı, Cumhur ittifakı, seçimden önce kurulan, seçim boyunca geçerli olan, seçimden sonrası seçimden sonra da herkesin kendi köşesine çekildiği bir şeydir. Yani seçim dönemiyle sınırlı bir işbirliğidir. Nitekim Saadet Partisi'nde hatırlayın işte Cumhur İttifakı'na katılıyor mu falan e, söylentileri falan olduğunda Oğuzhan Asil Türk çıkıp şu açıklamayı yapmıştı. İşte seçim ittifakı meselesi seçime bir hafta kala bakacağımız, vereceğimiz bir karardır. Esasen doğru söylüyordu. Niye? E çünkü bu konu seçimle ilgili bir konudur. Seçim süreciyle ilgili bir konudur yani. Seçimden önce başlar, seçimden sonra biter. Türkiye'de tuhaf bir şekilde işte seçimden önce kurulan e, bu muhalefet veya iktidar blokları veya partisel bloklar, bu iki blok değil, üç blok, dört blok da olabilir. Neyse bu bloklar ilelebet devam ediyor. Yani iki seçim arasında da devam ediyor. İşte efendim yasama yürütme devam ederken de mecliste filan da aynı şekilde devam ediyor. Ama doğrusu şudur. Bu işbirliği seçimle başlar biter. Ondan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belli konularda mutabakat olur, belli konularda olmaz. Fakat karşı taraf tabii AKP, MHP bunu bir beka mücadelesi haline getirip seçimden önce kurduğu ittifakı seçim sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve yürütmenin her alanında uyguladığı için ister istemez muhalefette kendi birlikteliğini sürdürmeyi tercih etti. Yani CHP İyi Parti, onda tabii Saadet Partisi'nden falan da bahsediliyor ama ağırlıklı olarak CHP İyi Parti. Şimdi Akşener'le görüşüyoruz, ittifakta bir sorun yok meselesine böyle de bakmak lazım. İkincisi, e, havuz medyası, sarayın bütün unsurları, aparatları, propaganda e, unsurları neyse... ...bu muhalefet blokunu bölmek, parçalamak, e, zayıflatmak için elinden geleni ardına koymuyor. Yani işte satın alınan insanlar var. Göya itiraflar falan videoya çektiriliyor falan. İyi Parti'nin veya CHP'nin kimi unsurları il başkanlarına varıncaya kadar, milletvekillerine varıncaya kadar yıpratılmaya çalışılıyor. Belediye başkanları yıpratılmaya çalışılıyor. İşte belediye hizmetleri yapılmıyor. En işte en son bir tanesi vardı işte metrobüsler metrobüsler şeye çekildi. Parka çekildi, çürümeye terk edildi. Halbuki o AKP döneminde alınan Otobüsler, işe yaramayan otobüsler o gün de belliydi, bugün de belli filan. Böyle şeylerle yıpratmaya çalışıyor çalışıyorlar. Dolayısıyla bir de işin böyle bir tarafı var. Dolayısıyla siz kendinizi bu derece tartıştırırsanız bir anlamda iktidarın ekmeğine yağ sürmüş oluyorsunuz. Bir ikinci tarafı da bu. Üçüncü tarafı, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi'nin bir cumhur ittifakı var değil mi? e, Erdoğan her şeyi ben 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 diye söylüyor. Biz 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 diye söylüyor. AKP'yi kastediyor veya ben 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 yaptım ben ettim filan. MHP'de bu konuda bir alınganlık yok. Ya kardeşim biz ittifakız niye bana sormadan iş yapıyorsun? Neden işte bizi de şey yapmıyorsun? Kendi namına şey yapıyorsun veya kendi namına vaatlerde bulunuyorsun falan demiyor. Yani MHP'de böyle bir alınganlık olmuyor. Tabii bir yönü itibariyle de kurulan ilişkinin bir doğası o. Ayrıca MHP işte iktidarda, bürokraside e, Dört bir yanda işte kadrolaşmasını e, sürdürüyor, işte ranttan payını alıyor vesaire. Ondan dolayı da sesini çıkartmıyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın ben 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 diye konuşması MHP'yi o anlamda rahatsız etmiyor. Rahatsız etse bile bunu açıktan telaffuz etmiyor. Fakat e, CHP İYİ Parti'ye baktığınızda Kılıçdaroğlu'nun bir iki yerde ben demesi veya biz diyerek işte CHP'yi kaçtetmesi İYİ Parti'de alınganlığa yol açıyor. Bunun tersi de olabilir. Bir de işin böyle bir eee ta, tuaf e, e, tarafı var. Fakat şu var. Rejimin yeni oyun planı derken kastettiğim şey şu. Başkanlık sistemi yürümüyor. Erdoğan da bunun farkında. Anayasa, mevcut anayasa 12 Eylül ürünü olabilir. Daha sonra yapılan yamalarla bambaşka bir hale almış olabilir. Yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Erdoğan da bunu istiyor olabilir. AKP'liler de bunu istiyor olabilir. Şimdi efendim bunu değiştirmek için çare arıyorlardır. Veya seçim sistemi. İşte bu seçim sistemi Türkiye'ye uygun değil, Türkiye'ye uygun. Yeni bir 2021 model, 22 model, 23 model, Cumhuriyet'in 100. yılında yakışır bir şey kurmalıyız. Erdoğan da işte efendim böyle düşünüyor olabilir AKP. Şimdi bütün bunların hepsini tırnak içinde söylüyorum. Ve bunun üzerine saatlerce analizler yapılıyor, tartışma programları tertip ediliyor. Hepsine gülüp geçiyorum. Niye biliyor musunuz? Şundan. Yahu ne Erdoğan'ın, ne AKP'lilerin, ne de saray çevresinin ve hatta MHP'nin ve Bahçeli'nin bir sistem kuralım da bu 100 sene yürüsün diye bir derdi yok. Hiçbir zaman da böyle bir dertleri olmadı. Bir bu. İkincisi amaç o gün dereyi geçmek. Dereyi geçene kadar da tabir yerindeyse tabirimi mazur görün ayıya dayı demek. Amaç o gün sonuç almak. Yarın, yarın daha gelmedi bilmiyoruz. Bu kadar günlük, bu kadar makyavelist, bu kadar pragmatist düşünen insanlar grubu. Bir de işin böyle bir tarafı var. Kendi çıkardıkları kanunlarla mevcut, kendi yaptıkları anayasaya dahi uymuyorlar yahu. Yani işte cezaevinde bebekler, hamileler var değil mi? E halbuki bununla ilgili kanun maddesi çok açık. Çık. Hamile olan kadının hükmü ertelenir, işte yeni bebeği olmuşsa bilmem ne kadar tehir edilir falan diye. Bunu da uygulamıyorlar. pek çok şeyi bunun gibi uygulamıyorlar. İhale mevzuatını yüz yüzlerce kere değiştirmişler. Niye? O gün o gün koşullarına göre bir şey çıkartıyorlar. Üç hafta sonra koşullar değişiyor, şirket başkalaşıyor, şirketin başındaki insan başkalaşıyor. O günkü o duruma göre e, o ihale mevzuatına bir şeyler eklemek veya bir şeyler çıkartmak gerekiyor. Tamamen günlük, ihtiyaca göre yasa yapıp geçiyorlar. Yani o çıkardıkları şeyler de dediğim gibi yani biz bir yasa yapalım ki sağlam olsun ve bir daha hiçbir iktidar bunu değiştirme gereği duymasın falan. Böyle bakmıyorlar yani. Bir de böyle bir tarafı var. Yani günü kurtarıp sıradaki engel, sıradaki bariyer, sıradaki dert, sıradaki sorun geldiği zaman o gün o sorunla da bir şekilde baş etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bir anayasa isterken de, bir, iki amaçları var. Bir tanesi o gün o, o şeyi nasıl atlatırız? Bu siyasi badireden nasıl çıkarız? İki, e yani işte bak gündem yaptık konuşturalım. Şimdi yeni bir anayasa getirdiklerinde bu anayasanın tartışılacağını mı zannediyorsunuz? Bir önceki 16 Nisan 2017 referandumu tartışıldı mı bu ülkede? Zerre tartışılmadı. Hep anayasanın lehinde televizyonlarda döndü. Doğan grubunun medyası dahil. CNN Türk'te o gün tartışma programlarında Doğan grubu Aydın Doğan'ın medyasında şu an Halk TV'de şurada burada çalışan veya serbest YouTube yayınları yapan ekran yüzleri dahil söyleyebilirler mi anayasayı özgürce bir tartıştık, tartıştırdık kendi programlarımızda diye söyleyemezler. Şimdi de bir anayasa gündeme getirdiklerinde, bir seçim sistemi gündeme getirdiklerinde onun yapılması veya onun lehine onun yapılması yönünde onun lehine tartışmalara gaz verilecek. Onun aleyhinde bir şey söyleyen recmedilecek, taşlanacak yani. Böyle amaç Erdoğan için dolayısıyla hiçbir zaman bu rejimin veya Erdoğan döneminin Erdoğan'la AKP'nin veya AKP'li Erdoğan'ın ne derseniz deyin MHP'yi de katarak söylüyorum amaç hiçbir zaman yeni bir şey ortaya koymak Türkiye'nin ihtiyaçlarını gözeterek işte artık uymayan elbiseyi değiştirmek falan değil amaç günü kurtarma amaç kotarma seçimi kotarma seçimi kurtarma bir biçimde yola devam etme. Bunu da işte demokrasi, özgürlükler, Almanya'da şöyleymiş, İngiltere'de böyleymiş, dar bölge, daraltılmış bölge mavralarıyla millete yutturma. Amaç bu. Bir yönü itibariyle de bu durum böyle. Devam edelim. Özer Sencar demiş ki, seçim kanunu değişiklik teklifinde neler olacağını takip edemedim. İyi ki de etmemişsiniz yani. Anlattım deminden beri. Bilmiyorum ancak barajın 7'ye indirilme kararı bana ittifak uygulamasının kaldırılacağını düşündürüyor. Çünkü ittifak uygulaması önceki seçimde iktidarın aleyhine oldu. Doğru. Şimdi yani iktidar attığı her hamlede hem kendisi küçük daral e, zayıflamış, gerilemiş seçmen desteğiyle nasıl iktidarımı sürdürebilirim hesabı yapıyor hem de karşı tarafı bölüp parçalayıp e, mecliste veya başka yerlerdeki temsil e, şeyini e, düşürmeye çalışıyor. Gücünü düşürmeye çalışıyor. Bir ittifak, bir seçim işbirliği söz konusuysa o ittifakta bir partinin barajı geçmesi yetiyor. Diğerleri barajın altında kalsa bile onlar da kendilerine düşen milletvekilliklerini paylaşıyorlar. Haliyle bunun yüzde yediye düşürülmesi Cumhur İttifakı bileşenlerinin ayrı ayrı seçime gireceğini gösteriyor. Yani seçim ittifak yasasını kaldıracaklar. Dolayısıyla İyi Parti ile CHP de ayrı ayrı girecek. Htp, HDP zaten ayrı giriyor. Haliyle Saadet Partisi, işte Davutoğlu'nun partisi, Babacan'ın partisi gibi partiler şapa oturacak. Tabir yerindeyse. Durum budur açık konuşmak lazım. Büyük Birlik Partisi'nin çıkışını unutmayın. Bize hiç sorulmadı haberimiz yok nereden çıktı bu diyor. Çünkü olayı biliyor. İttifak yasasının rafa kalktığını biliyor. Haliyle bir tane milletvekilliği var. Zaten o adam da BBP'nin başındaki yakasına vekil rozeti takabilmek için Yazıcıoğlu'nun mirasını yeye ye bitiremedi. Fakat o adamın ve o partinin şu anda bir önemi yok. Sadece e, konunun altını çizmek için örneklendiriyorum. Niye e, ilk itiraz ondan geldi? Çünkü biliyor. ittifak yasası çöpe atıldı. CHP ve şey AKP ve MHP ayrı ayrı seçime girecekler. ...ve 7'ye çekilmesinin nedeni de MHP barajı geçebilsin diye. Zaten bütün kamuoyu anketleri MHP'yi 8, 9, 10 puan civarında gösteriyor. MHP rahatlıkla 7'nin üstünde oy alabiliyor en azından bugünkü koşullarda. Belki bu oyunda ters teper, MHP 7'nin altına düşer, bilmiyoruz. Bir de işin böyle bir e, yönü var. Sedat Peker demiş ki, muhalefetin 20 senede yapamadığını Sedat Peker yaptı diyen dostlarım, hizmetlerim henüz bitmedi... Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye'ye gidiyorum. Oradan da Kıbrıs Rum kesimi Yunanistan, Ermenistan'a geçeceğim. Dünya Barış Elçisi Sedat Peker. Evet. Ve Abdullah Gül konusu. Fehmi Koru Ruşen Çakır'da, R Ruşen Çakır'a konuşmuş medyaskopta. Abdullah Gül nitelikleri ve deneyimiyle Millet İttifakı için hala düşünülebilecek bir isim. Bu konu da enteresan. Abdullah Gül ile ilgili iki cümle, iki üç cümle söyleyip bitireceğim. Bir Abdullah Gül'ün birkaç kere söyledim, bir kere daha tekrar edeceğim. Cumhurbaşkanlığından görev süresini tamamlayıp ayrılmasına rağmen böyle biraz yüzü yerde bir biçimde itelenerek, ittirilip kaktırılarak indirildiği için partisine dönmesine falan da izin verilmediği için bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı yapması için böyle Anayasa Mahkemesi nezdinde, meclis nezdinde bir takım fırıldaklar, dolaplar çevrildiği için fena halde karnı şiş. Yani bir kere daha aday olmak istedi, istiyor hala. Yaşı kaç olursa olsun, kim ne kadar güvenirse güvensin veya şey olursa olsun. O arada hatırlatalım, pek çok tanık ve pek çok kaynakla sabit ki artık duyum ve kulis olmanın ötesinde bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yani 2018'de Abdullah Gül Millet İttifakı'nın adayı olmak için muazzam heveslendi. Ve oluyordu asla CHP'nin falan ön ayak olmasıyla fakat buna taş koyan da Meral Akşener oldu. Hayır dedi ve kendisi çıktı ortaya. Bu çok net bir bilgi. Yani duyum kulis şu bu falan değil. Taraflar tarafından ve o taraflara yakın pek çok isim tarafından teyit edilmiş bir konu. Evet. Abdullah demişken bir magazin gelişmesine de e, yer verelim. Bu villa Abdullah Gül ve ailesinin kaldığı villa e, Anadolu yakasında boğaz gören işte kavacık sırtlarında falan olduğu ifade ediliyor. Evet. Oda TV'de e, Hürrem Elmasçı, e, Abdullah Gül'ün damadı Sarı Mermer üzerine olan bu villanın, e, bu villada oturan Abdullah Gül'lerin e, villadaki ikametlerinin tehlikede olduğunu yazmış. Çünkü Abdullah Gül'ün kızıyla evli olan Mehmet Sarı Mermer, e, Abdullah Gül'ün kızıyla boşanıyormuş. efendim. Evet. Kübra Gülle Mehmet Sarı Mermer 2007'de İstanbul'da evlenmişler. Ne çare? Ee, Abdullah Gül de o günlerde dedikodu olmasın diye yazıya göre söylüyorum. Ee, damadı üzerindeki bu villada oturmayı tercih etmiş. O gün bugündür orada oturuyormuş. Yani yaklaşık 7-8 senedir. Ee, 103 bin metrekare arsa üzerine kurulu 28 villa varmış komplekste. Ee, Abdullah Gül'ün oturduğu 4,5 katlı villadan 2 tane varmış. Salih Tatlıcı zamanında kendisine yaptırmış. Ee, tadilatla e, bu 2000 metrekarelik villalar 3600 metrekareye çıkarılmış. 8000 metrekarede bahçesi varmış filan. Villanın çevresi kapatılmış. Site dışından özel gir giriş yapılmış. Harunisanım efendi bu villayı keyfine göre e, tefriş etmiş filan falan. Şimdi diyor e, böylesine e, şu son satırları okuyacağım. Böylesine e, Lüks pahalı villanın maliyetinin nasıl karşıladıklarını kamuoyuna izah edemeyeceklerini düşünen Abdullah Gül malikaneyi damadı Mehmet Sarımermer'in üzerine yaptırmış. Yıllardır da onun üzerineymiş. Şimdi tabi e, bir boşanma durumu olduğu için tam da onu anlatıyor. Son günlerde Kübra Gül Sarımermerle ile Mehmet Sarımermer boşanmak üzere oldukları bilgisi Ankara'ya kulağıma kadar geldi diyor Hürrem Elmasçı. Çok üzüldüm sanırsam dünya tatlısı iki çocukları var ama şekerim bir evlilik yürümüyorsa yürümüyordur insanlar kendini yıpratmamalı değil mi? Ancak her boşanmada tatsızlık oluyor. ister istemez duyduğuma göre damat sarı mermer üzerine olan villayı vermek istemiyor. Umarım doğru değildir. Peki diyor. Yani yoksa Gül ailesi Mehmet Sarı Mermer'in üzerinde olan villada nasıl oturacaklar? Böyle de bir dert çıkmış Abdullah Gül'ün başına. Bakalım iş nereye gidecek? Ama Abdullah Gül ve ailesinin böyle bir varlığı var mıdır? Orada sürülen yaşamı ve oradaki işte yaşam standartlarını vesaire bir birikimleri var mıdır? Devletten aldıkları maaşla mı bunu sürdürmektedirler veya giderlerini karşılamaktadırlar? Bilmiyoruz. Damat ve ailesi zengin olduğu için belki onlar finanse ediyorlardır. Bilmiyoruz. O arada Abdullah Gül'ün bir cumhurbaşkanlığı ofisi kendisine tahsis edilen Erdoğan tarafından orada oturduğunu biliyoruz. Orayı da ofis olarak kullandığını biliyoruz. Evet söz konusu villa bu. Abdullah Gül'ün kızıyla damat boşanınca Mehmet Sarımermer bu villadan çıkacakları falan konuşuluyor. Neyse dönelim gündeme. Sefer Selvi çok güzel bir karikatür çizmiş. Kendine yeni ortak buldu diye kızıyor Devlet Bahçeli, Ali Erbaş, Erdoğan ikilisine. Her alanda olmak istiyorum, sana çay da attırırım diyor Erdoğan. Gerçi bu karikatür böyle çizmiş ama Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek çıktı, sahip çıktı. Rejimin mühim bir unsuru olduğunu teyit etti. Onu da belirtelim. Dünyada her yerde otoriter liderler Tanrı'dan aldıkları yetkiyle iktidarda olduklarını ve bir daha da gitmeyeceklerini bu laflarla teyit ediyorlar. Bolsonaro Brezilya'da beni ancak Tanrı iktidardan indirebilir diyor yani. Halk, seçim, şu, bu, milli irade, hikaye. Evet. O arada Afganistan'da Reuters'ın geçtiği bu fotoğraf işte bir üniversitede ders gören öğrencileri resmettiği belirtiliyor. Kadınlar, erkekler ayrı oturuyor. Arada bir perde var. İşte bunun üzerine yorumlar yapılmış. Yarın öbür gün bu kadınlar, bu, bu kadınlara, bu kadınlar bu şekilde de eğitim göremeyecekler, üniversiteden hepten atılacaklar diyen var. Ee, i̇şte Taliban yönetiminin sonucu diyen var. Ee, gene de iyidir, bak kadınlar okula gidiyor falan diyenler var. Belki fotoğrafın bu bundan dolayı servis edildiğini düşünenler var. O iş nereye giderse gider gerçekten bilmiyoruz. Ee, o konuda kesilen ahkamları sadece seyrediyorum. Taliban yönetimiyle iyi ilişkiler kurmak. İşte efendim kadınların oradaki direnişi, mücadelesi yani o, o, o film koptu gidiyor. Şu gün olan bitenlerde sadece geçiş dönemi sancıları birkaç ay sonra görürüz. Ee, direniş var mı? Kadınlar e, acaba Afgan güvenlik güçlerine e, nasıl mukabele ediyorlar edecekler? Bu kadınlar o sınıfta bu dersi görmeye devam ediyorlar mı etmiyorlar mı? Devam ediyor olurlarsa ne hala onu da söyleyeyim. Ondan dolayı şu anda Afganistan'daki dönüşümü, Analiz etmek için erken. Bir diğer konu da şu. Afganistan'da yeni kabine açıklanmış. Kabinedeki birkaç kişi evet, Amerika'nın başta olmak üzere dünya işte terör listesinde arananlar arasında olan isimler. Evet. Bir e, tuhaf konu ki bana da çok eleştiriler geldi. E, bunu belirtip bitireceğim manşeti. Ya bir insan niye aşık karşıtı olur diyor. Twitter'daki paylaşım. Aklım almıyor. Aşının içindekileri bilmiyoruz diyorlar. Virüsün içindekileri çok mu biliyorsunuz? Evet bu tweet'e katılıyorum. Fakat aşık olmayı veya aşı karşıtlığını ben şöyle yorumluyorum. Bir insan aşıyla ilgili ben hep onu söyledim. Yani ben aşı o Oxford AstraZeneca karşısını iki doz uyguladık ailemle beraber eşimle birlikte. Aşılıyız. Son aşı Haziran ayında uygulandıysa üzerinden 3-4 ay geçti. Bir üçüncü doz söz konusu olursa gideceğiz. Onu da uygulayacağız. Ondan yana bizim ailecek herhangi bir menfi tutumumuz yok. Fakat bu konuda karşıt olan insanlara da diyecek bir şeyim yok. Sadece insanlara öneriyorum, çevremdeki insanlara da öneriyorum. İki doz aşınızı, mümkünse üçüncü doz aşınızı olun, kendinizi korumaya alın. Çünkü bakıyorum gelişmiş ülke istatistiklerine, yaşadığım ülke İngiltere'nin istatistiklerine aşı uygulamasıyla beraber gerek ölüm, gerekse hastanede yoğun bakımdaki insanların oranları, sayıları, rakamları son derece düştü. %80-90 gevşedi. 1500'dü, 1800'dü ölümlerden 100-150'ye kadar gevşedi. Hatta 50'ye kadar düştüğü günler var. Ölüm sayılarından bahsediyorum. Ama insanlar olmayabilirler. Olabilirler aşı. Olanlar olmayana tahakküm, aşı olmayanlarda veya aşı karşıt olanlarda aşı olanlara karşı bir dayatma içerisinde falan bulunmamalıdır. Herkes bulunduğu pozisyonunu fikir hürriyeti çerçevesinde veya kendi işte hakları çerçevesinde değerlendirebilir. Kimseye silah zoruyla aşı yapılmıyor neticede. Ha devletler veya kimi kurumlar veya kimi şirketlerde ben aşısız olan insanları buraya almıyorum. İşte sinemama giremezler, bu etkinliğe katılamazlar falan diyebilir. Yani orada da hadise çıkarmanın bir manası, mantığı yoktur. Değişik bir süreçten geçiyoruz. Çok öyle siyahla beyaz, yeşille kırmızı değil. Yani arada böyle sarı yanan ya da gri noktalar var. Bunu da söyleyelim. Son bir not. Ayşe Özdağ'ın mücadelesi. Annesi de kanser olmuş. Ortada kaldık. tr 724ten okuyorum. Isparta'da bir yurtta idarecilik yaptığı gerekçesiyle 9 yıl 4 ay hapse mahkum olmuştu. 4. evde kanser hastası Ayşe Özdağ, ın. Annesine de kanser teşhisi konmuş. Rahatsızdım nedeniyle bakıma muhtaç haldeyim. Birçok şeyi 7 yaşındaki oğlumdan istiyorum. 2,5 yıldır eşim tutuklu. 75 yaşında Alzheimer babam var. Annemin de 8 Eylül itibariyle kanser olduğunu öğrendim. O da hastaneye yattı. Ortada kaldık. Ben bugün annem hastaneye gidince pişmiş yemeği ısıtıp çocuğumun önüne koyamadım diyor. Ve bu kadın hem tedavi görmek istiyor hem de içinde bulunduğu durumu haftalardır, aylardır sosyal ağlarda pek çok da destekçiyle videolu olarak, sesli olarak, tweet atarak, paylaşım yaparak dile getiriyor. Fakat ne bir savcı, ne bir hakim, ne de Adalet Bakanlığı bu konuda harekete geçiyor. Dram gittikçe ağırlaşıyor böyle bir Türkiye. Ve ne tartışılıyor? Seçim kanunu, ittifaklar, İşte efendim yeni anayasa, öbürü beriki. Evet. Ayşe Özdağ'ın sesine ses olmak gerekiyor ve onun bir an önce hem doğru dürüst bir tedaviye kavuşup hem de ailevi ihtiyaçlarının giderilip bu ceza erteleme mi olur, başka bir şey mi olur veya da dosyasına tekrar bakılır, yeni bir karar mı verilir ona bakılması icap ediyor. Desteklerinizi Ayşe Özdağ'ın mücadelesinden esirgememenizi rica ederek bugünkü yayını da kapatıyorum. Bir sonraki manşette buluşmak umuduyla hoşçakalın.